Sayın konuklarımız, sıradaki Yüksek İnsani Değer Ödülümüz sosyal belediyecilik alanında veriliyor. Sosyal belediyecilikteki ilkleri ve sürdürülebilir çalışmalarıyla soyut kültürün gelişimine sunduğu katkı nedeniyle empati ve sorumluluk, katılımcılık, hesap verebilirlik, yenilikçilik, vefa değerleri kapsamında Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can'a Yüksek İnsani Değer Ödülümüzü sunacağız. Öncelikle Sayın Hasan Can için hazırladığımız kısa bir biyografi sunumumuz bulunuyor. Onu izleyelim. Hasan Can, 1953 Balıkesir doğumludur. 1961'den bu yana Ümraniye'de ikamet etmektedir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. Aynı yıllarda ikinci üniversite olarak ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde de öğrenim gören Can, yedek subaylık sonrasında ticarete atılmıştır. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyaset içinde yer alan Can, Refah Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. AK Parti İstanbul Teşkilatı'nda tanıtım ve medya ile ilişkilerden sorumlu kurucu il başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Ümraniye ilçesinden belediye başkanı seçilmiş ve halen görevine devam etmektedir. Can, evli ve iki çocuk babasıdır. Sosyal belediyecilikte ilkleri başlatan ve bunu sürdürülebilir kılarak çok sayıda projeyi hayata geçiren Hasan Can, bu yaklaşımıyla doktora tezine konu olmuştur. Yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği örnek projelerle 12 yıl boyunca sosyal belediyecilik alanında eşine az rastlanır biçimde kararlı bir politikayla şiir, hikaye ve resim sanatı gibi soyut kültüre örnek teşkil edecek projeler geliştirmiş, geliştirmeye devam etmektedir. Sayın konuklarımız, öncelikle Yüksek İnsani Değerler Ödülünü takdim etmek üzere Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Mustafa Ataş'ı sahneye davet ediyorum. Ve Yüksek İnsani Değer Ödülünü almak üzere Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can'ı sahneye davet ediyorum. Hisseden Adam heykeli ile birlikte İyilik Ormanı Fidan sertifikasını da takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kısaca duygularınızı alabilir miyiz? Herkesi saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir programda kısa duygu bir şey ifade etmez ki. Ne anlatayım, ne söyleyeyim? Öncelikle biraz önce bizlere büyük ders veren hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bir üniversite kadar güzel bir ders verdi. Tabii söylenecek çok şey var da çok duygulandım ben. Toplum olarak biz değerlerimizden uzaklaştık. Duyarlılıklarımızı kaybettik. Dünya olarak değerlerden ve duyarlılıklardan uzaklaştığımız için birbirimizi sevmek yerine birbirimizi dövmeye başladık. Hoşgörüyü unuttuğumuz için savaşlar çıkmaya başladı. Yardımlaşma duygularını kaybettiğimiz için sadece kendimizi düşünmeye başladık. Etrafımızdaki insanları unuttuk, komşuluklarımızı unuttuk, arkadaşlıklarımızı unuttuk, dostluklarımızı unuttuk. Sosyal medya çıktı, evimizde bile birbirimizle telefonla ancak görüşebilir hale geldik. Bireylerin elinde telefonlar, sosyal medyayla saatlerce birbiriyle konuşmayan insanlar, aile bireyleri, arkadaşlar vesaire vesaire. Bizim inancımız diyor ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve yine bizim inancımız bize şunu emrediyor. Bir kötülük gördüğünüz zaman bunu önce elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle,
Ona da gücünüz yetmiyorsa hiç olmazsa kalbinizle buğz edin ki o da imanın en zayıf şeklidir. Yine bizim inancımız bize şunu tavsiye eder. Yolda bir taş gördüğünüz zaman onu kenara koymak ve o taş sizden sonra geçenlere herhangi bir mani, engel oluşturacaksa bunu ortadan kaldırmak için bu kadar hassas bir öğütte bulunur bizim inancımız. Ama biz maalesef bütün bunlardan uzaklaştık. Bütün bu değerleri kaybettik. Söylenecek çok şey var değerli dostlar. Gerçekten bugün burada hocamızın açış konuşmasında o kadar güzel cümlelerle kapanışını yaptı ki Allah hepimize gerçekten Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde ve Allah'ın bize emretmiş olduğu şekilde bir hayat yaşamayı Rabbim bize nasip etsin. Kaybettiğimiz değerleri yeniden kazanmayı kazandıracak bireyler yetiştirmeyi bize nasip etsin. Üsküdar Üniversitemizin, benim de hocamızın teveccühleriyle mütevellisinde bulunduğum Üsküdar Üniversitemizin bu anlamda sosyal projeler çalışmalarında çok etkin faaliyetler yaptıklarına müşahede ediyoruz, görüyoruz. Allah gayretlerinizi artırsın. Allah gücünüze güç katsın. Bu topluma ve geleceğimize faydalı bireyler yetiştirme noktasındaki gayretinizi, azminizi artırsın. Bütün ekip olarak Üsküdar Üniversitesi'nde tüm hocalarımızdan öğrencilerine kadar herkesi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Bu uğurda öncülük eden hocalarımıza özellikle saygılarımı sunuyorum. Tabii biraz önce ödül verdiğim çok değerli ağabeyim diyeceğim. Çünkü benden 4 yaş büyük. Birlikte uzun yıllar siyaset yaptık. Ve toplumumuzdaki bu kaybettiğimiz değerleri, kaybettiğimiz duyarlılıkları kazanmak için siyaset yaptık birlikte. Bunları yeniden kazandırmak için siyaset yaptık. Siyaset sadece bir makam mevki olmak, milletvekili olmak değil. Ben inanıyorum ki biz siyasete başladığımız zaman bu duygularla siyaset yaptık. Toplumumuzda kaybedilmiş değerleri yeniden topluma kazandırmak, uzaklaşılan duyarlılıkları yeniden kazandırmak için siyaset yaptık ve bu anlayışla siyaset yapmaya da inşallah ömür verirse Allah'ımız devam edeceğiz. Onun için birlikte uzun yıllar siyaset yaptığımız Hasan Can Beyefendi'ye bu ödülü vermekten büyük onur ve gurur duydum. Gerçekten kendisi belediye başkanlığı döneminde Ümraniye'yi yaşanabilir bir kent olma, ilçe olma özellikleri noktasında üstün gayretler olduğunu biliyorum. Sadece fiziki olarak değil belediyeciliği, sosyal projeleriyle de büyük hizmetlere imza atmış bir kardeşimiz. Allah yolunu açık etsin, Allah bahtını açık etsin. Tekrar böyle bir ödül vermekten dolayı ve böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Burada bulunan tüm hazirunu da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Size bir konuşma sizden de rica edebiliriz başkanım. Sayın milletvekillerim, sayın rektörüm, çok değerli hazirun, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 12 yılımızı tamamladık belediye başkanı olarak. 13. yılımızı idrak ediyoruz. Bu zaman zarfında çeşitli belediyelere verilen, çalışmalarla ilgili verilen bir takım ödüller aldık. Ama sanıyorum ki en anlamlarından birisi, belki de birincisi bu. Tırnak içerisindeki o kelime ya da o kelimeler.
insani değerler, yüksek insani değerler. Gerçekten ben de belki tekrar olacak ama çok değerli hocamın konuşmasının sonunda onu doğrusu o cümleleri birer birer almak isterim. O kadar güzel özetledi ki yani şu bitti, şu azaldı, şu çoğaldı, şu çoğaldı, şu azaldı. O kadar güzel özetledi ki hocam ki zaten mesleği bu. Allah razı olsun. Gerçekten kaybettiğimiz şeyleri yeniden bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa dünya iyiye gitmiyor. Ve iyiye gitmeyen dünyanın bir gün dünya yıkılırsa Allah şahit ki altında biz kalmayacağız. Allah şahit ki yıkılan dünyanın altında dünyayı edepsizlikleriyle ve insani değerleri yok ederek yıkan mütegallibeler, emperyalistler ve insanlığı sömürenler altında kalacak. Çünkü onların ağırlıkları aşağıya çökecek. Ben böyle düşünüyorum. Az önce dinlediğimiz Saniye Hanım kardeşim, kendisini tanımıyorum ama doğrusu toplumumuzun ondan alacağı çok ders var. Ve gerçekten meramını da o kadar güzel anlattı ki, o kadar güzel ifade etti ki, saygı duymamak, anlattıkları karşısında gözlerinizin yaşarmaması mümkün değil. Denebilecek ne var ki? Denebilecek tek bir söz var bana göre. Bundan başka ödül de vermek çok zor. Elbette ki burada aldığı ödül çok önemli. Ama denebilecek en güzel söz, en güzel verilebilecek ödül, Allah sizi cennetinde ödüllendirsin. Bu. Bundan daha güzel bir ödül vermemiz mümkün değil. Ve Allah bu kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Dediği gibi, kendisinin de ifade ettiği gibi, Anadolu'muzda, memleketimizde Saniye Hanım gibi çok Saniye Hanımlar var. Ama simgeleşmiş bir isim olmuş Saniye Hanım. Hanife kardeşime de en kısa sürede ayağa kalkıp kendi işlerini görebilecek hale gelmesini, meramını anlatabileceği hale gelmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimi tamamlarken nacizane bir iki önerim var hocam. Bu önerimi söylerken affınıza sığınıyorum. 13. yılımdayım. AK Parti'nin kuralları içerisinde 3 dönem kuralı var. 3. dönem olmasaydı bunları söyleyemezdim. Yanlış anlaşılır diye. Ama normal AK Parti'nin kurallarına göre 4. dönem için ben belediye başkanlığına Ümraniye için aday olamayacağım, olmayacağım. Kuralımız öyle. Onun için rahat söylüyorum bu söyleyeceğimi. Değerli hocam, az önce anlatıldığı gibi sosyal belediyeciliğimizle alakalı bir master, bir de doktora tezi var. Ama bu doktora tezi de, master tezi de ilk 5 yılımıza aittir. Bana göre o günün şartlarında belki yeterli ama bugünün şartlarında yaptıklarımızı anlatabilecek kıvamda olmadığını düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Ümraniye Belediyesi olarak söylemiyorum. Son yıllardaki belediyecilikteki atılım inanılmaz boyutlara erişmiştir. Dünyanın birçok şehrini de gördüm. İleri şehirleri de gördüm, geri şehirleri de gördüm. Doğrusu şunu gördüm. Türkiye'deki belediyeciliğin limitleri, sınırları, çıtası, Allah şahittir ki dünyanın en ileri ülkelerinin belediyecilik çıtalarının üstündedir, altında değildir. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ha, belki o kadar görünmemesinin sebebi dünyanın o ileri şehirlerindeki insanlarımız Türkiye'deki insanlarımızdan daha duyarlı davranıyor şehre karşı.
Ben Almanya'ya gittim ya da işte bir başka ülkeye gittiğim zaman sokaklara bakıyorum, tertemiz, yerde bir tane izmarit yok. Diyorum ki ha, burada da demek ki her gün çöp alınıyor. Demek ki burada da günde 5 vakit bu sokaklar süpürülüyor. Sorduğum zaman diyorlar ki bizde süpürgeci falan yok. Ya ben 3200 sokaktan her gün çöp alıyorum. Her gün de süpürüyorum. Bazı caddeleri günde 5 vakit süpürüyorum. Ama doğrusu evet, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde aşağı yukarı her yıl temizlikte en temiz ilçelerden birisi seçiliyorum ama bana sorarsanız hala istediğim temizliği yakalayamadım. Niye? Çünkü insanımız özensiz davranıyor. Ya da trafik aynı şekilde özensiz davranıyor. Dolayısıyla belediyecilikte çok ileri bir çıtayı yakaladığımızı düşünüyorum. Gerek sosyal belediyecilikte, gerekse kültürel belediyecilikte, sadece Ümraniye Belediyesi değil, birçok belediyemiz güzel şeyler yapıyor. Bunların yeni nesillere, yeni gelecek kuşaklardaki belediyeciliğe örnek teşkil etmesi bakımından araştırmalarının yapılıp, incelemelerin yapılıp, kayıt kuyut altına alınması ve bilimsel veri haline, eleştirilerinin yapılarak bilimsel veri haline getirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sadece kendi belediyemi için söylemiyorum. Sadece kültürel belediyecilikte son 12-13 yılda 6-7 tane üniversitelerimizde 6-7 adet uluslararası sempozyum yaptığımızı ifade edersem ve bu sempozyumları da suya yazılan yazı gibi değil, her sempozyumu da kayıt kuyut altına alıp daha sonra kitaplaştırmak suretiyle geleceğe taşıdığımı ifade edersem ya da efendim çeşitli yarışmalar, hikaye, şiir ve resim yarışmalarımız 13. yılına girdik ve jürisi biz değiliz. Üniversitelerimizin hocaları, hikayede hikayecilerimiz, şiirde şairlerimiz, resimde ressamlarımız ve profesörlerimiz. Asla biz müdahale etmiyoruz jüriye. Şimdi bütün bunların değerlendirilmesi ya da öteki belediyelerimizin sosyal, kültürel belediyeciliğinin geleceğe örnek teşkil edecek örneklerin, numunelerin bilimsel değerlendirmelerle aktarılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben çocukluğumda İzmir'de bir belediye başkanı vardı. Adı Osman Kibar'dı. Allah rahmet eylesin. Herhalde ölmüştür. Çünkü çok yıllar oldu. Lakabı vardı. Asfalt Osman'dı. Lakabı Asfalt Osman'dı. Ama benim gibi kilolu olduğu için değildi bu lakabı. Ne içindi? Bütün yolları asfaltladığı için Asfalt Osman demişlerdi. Bir taltif anlamında Asfalt Osman demişlerdi. Ama yolları asfaltladı diye artık hiç bir belediye başkanına Asfalt Osman demiyorlar. Neden? Artık yol yapmak, kaldırım yapmak, park yapmak çok büyük anlam taşımıyor. Hayatın bütününe dokunmanız gerekiyor. Kültüre, sanata, yetime, yoksula, kimse size çaresize. Sosyal belediyecilikte böyle engelli kardeşlerimizin bir yerden bir yere naklini sağlamak maksadıyla ilk belediyelerde ilk asansörlü engelli aracını hayata sokan, şimdi de şu anda 4 tane engelli aracını 24 saat hizmet veren bir belediyeyiz. Dolayısıyla güzel örnekleri ödüllendirdiği için, yani ben Üsküdar Üniversitemize gerekli desteği ve moral desteği sağladığı için bu hizmetlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Bize layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Eminim ki bizim gibi bu hizmetleri yapan çok arkadaşımız var. Ben de hepsini temsilen aldığımı düşünüyorum. İnsani değerler bizim özellikle 21. çağda hassasiyetle altını çizmek yetmez, hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gereken ve bu değerleri yükseltmemiz gerektiğini düşünerek bu hizmetlerinden dolayı Üsküdar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım Mustafa Ataş Bey'in
elinden bize takdim ettiniz. Gerçekten bu da ayrı bir anlam taşıyor benim için. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun.